Merhaba arkadaşlar, Eğitmen 3D kanalına hoş geldiniz. Bugün size Photoshop'ta layer efektlerini nasıl kullanıldığını göstermeye çalışacağım. Bunu yapabilmek için önce PNG formatında 3 tane logo aldım, internetten indirdim. Bunlar temiz formatta, kenarları gayet düzgün, temiz gözüküyorlar. Background'ı kapattığım zaman arkalarının boş olduğunu, transparan bir background olduğunu görebilirsiniz. Sırayla bunları tek tek gösterelim. Önce Google'ın kendi logosuyla başlayarak gösterelim isterseniz. Bunu şöyle ortaya alıyorum. Layer efektler normalde kullandığımız layer panelinde şurada FX tuşuyla gösterilir. FX'e bastığınız zaman burada Blending Option'dan başlayıp panel olarak başlayıp aşağıya doğru giden efektlere ulaşabilirsiniz. En çok kullandığımız şeylerden bir tanesiyle başlayalım. Drop Shadow. Yani dış gölge dediğimiz gölge. Drop Shadow'a bastığımızda otomatikman logonuzda veya yazınızda veya kullandığınız layer'da kenarda ince bir gölge oluşturduğunu görürsünüz. Şu an sağ taraf bu panel Blending Option panelini şu anda Layer Effect panelini görüyorsunuz. Burada sol tarafta Blending Option kısmında Drop Shadow'u mesela açıp kapatırsanız aktif olan efektin hangisi olduğunu görebilirsiniz. Mesela şu anda Drop Shadow aktif. Bunu açıp kapatabiliyorum. Aynı şekilde seçili olan efekt hangisi ise onun ayarlarını sağdaki paneli kullanarak yapıyoruz. Mesela şu anda Drop Shadow için opacity yani görünürlüğü, şeffaflığı burada şu anda düşük olarak ayarlanmış. Ben bunu bir miktar daha yükselttiğim zaman gölgenin daha belirgin kontrast hale geldiğini görüyorsunuz. Aynı zamanda gölgeyi buradaki angle'ı kullanarak burada sonuçta bir ışık yönünü referans alarak çalışıyor. Işığın geldiği yöne göre gölgenin de yönünü değiştirebilirsiniz. Mesela şu anda bu angle kısmı bunu yapıyor. Gölgenin yönünü değiştirebiliyorsunuz. Distance'la gölgenin objeden olan ya da konudan olan uzaklığını ayarlayabilirsiniz mesela. Distance'ı kullanarak. Bu arkadaki zeminle olan, background'la olan mesafesini kontrol ediyor. Gölge objeden uzaklaştıkça normalde size yani soft hale gelmesi lazım. Mesela bu soft kısmı kullanarak gölgeyi daha kenarlarını daha yumuşak hale getirebilirsiniz mesela şu anda. Yumuşatma veya daha sert kontrast gölgeler için size'ı sıfırladım. Speed de yoğunluğunu kontrol ediyor. Yani nasıl mesela şu anda gölge dağıldıkça dikkat ederseniz daha etkisi azalıyor. Speed de bunun yoğunluğunu arttırabiliyorsunuz mesela. Drop Shadow için. Aynı zamanda şu size'ı biraz daha düşürürsem, opacity'yi de biraz daha düşürelim. Gölgeyi siz mouse'la ekran üzerine gelerek kendiniz istediğiniz herhangi bir yere doğru çekebilirsiniz. Sağa veya sola veya yukarı veya aşağı şeklinde. Bu bizim dış gölgemiz. Kapattım. Aynı şekilde aynı Shadow'un iki versiyonu var. Drop Shadow dışarıya düşen gölge, Inner Shadow içeriye düşen gölge. Bu sefer Inner Shadow'u açtığınızda sanki kağıdın üzerinde Google'ın olduğu bu alan kesilmiş ve dışarıdan kağıdın gölgesi objenin üzerine düşüyormuş gibi bir etki oluşturacaktır. Yine şu opacity'sini birazcık açalım. Distance'ı birazcık açalım. Şu an dikkat ederseniz gölge objenin iç kısmına doğru düşüyor. Size'ini birazcık softlaştıralım. Şu opacity'yi biraz düşürelim. Baktığınızda bakın sanki kağıt kesilmiş ve gölge şu anda üzerine uygulanmış gibi gözüküyor. Bu Inner Shadow efektimiz. Drop Shadow'u da açarsanız ikisi birden olur mesela. İki efekti aynı anda kullanabiliyorsunuz sonuçta. Şu anda Inner Shadow ve Drop Shadow böyle çalışıyor. Bu kalsın bu şekilde ya da Inner Shadow'u kapatalım. Logonun üzerinde kenarlarında sonuçta bunlar iki boyutlu kağıt kesikleri gibi olduğu için Bevel Emboss kısmını kullanarak yazınıza veya logonuza kenarlarında şu ışık parlama efektleriyle 3D etki verecektir. Tabi bu fake yani bu gerçekçi sonuçları elde etmek için değil. Fake 3D efektidir bu. Mesela depth derinliğini açıp size kısmını zorladığınızda mesela yazınızın kenarında böyle bir metalik chrome efekti gibi bir efekt ortaya çıkacaktır. Bunları daha iyi görebilmek için bu tarz efektleri mesela şu background'umuzun rengini önce biraz daha koyulaştıracağım. Onun için şu background'a geliyorum. Background'a gelip şuradan şöyle bir gri bir renk seçeceğim şöyle. Ve bu gri rengi ben background'un üzerine vereyim. Alt backspace diyeyim. Şu anda bu metal efektini daha iyi görebilirsiniz. Şu anda Google
efekt uyguladığımız Google logosunun altına dikkat ederseniz efekt diye bir sekme açılıyor ve onu uyguladığınız efekti buradan görebiliyorsunuz. Çift tıklıyorum, yine aynı panel açılsın. Google logosunun olduğu kısımda ben buradaki size'ı zorladıkça kenar kontür kalınlığını kontrol edebiliyorsunuz mesela şu anda. Depth kısmıyla da bunun sertliğini, softluğunu kontrol ediyorum. Daha plastik gibi mesela şu anda depth'i düşük tuttuğum zaman. Ama depth'i arttığım zaman metalik efektin daha böyle belirgin şekilde arttığını görüyorsunuz. Soft'un yine yumuşatmak için, o kenar kontürünü yumuşatmak için kullanılıyor. Metalik olması için düşük tuttum. Up, down dediğimiz hani efektin ışık yönünü yukarı veya aşağı şekilde değiştirebiliyoruz. Kenarındaki bu metal chrome efektini istersek buradaki shading kısmıyla ışığın düştüğü yönü belirleyebiliyoruz. Mesela nereden gelsin ışık, bunu ayarlayabiliyoruz. Mesela bunu beğendik diyelim bu şekilde. Ve kenarında oluşturduğu yansımanın stilini de buradaki glass kontür kontrol ediyor. Mesela buradan tıklayıp buradaki kenar kontüründeki parlamanın nasıl olacağını seçtiğiniz, örneğin şu çift yansıma ring double'ı seçtiğimde mesela şu anda daha farklı bir form aldı. Bunu seçtiğim zaman başka bir form. Her birinin dikkat ederseniz yansıma etkisi farklı sonuçlar verecektir. Daha böyle metalik bir şeyler istiyorsak bu ikisi mesela güzel sonuç veriyor şu anda. Yüksekliğini kontrol etmek istersek şurada bakın bu açıyla, şu açıyla yaptığımız bu değişikliği mesela şurada angle ve altitude dediğimiz şu iki değeri de değiştirerek aynı şeyi yaparsınız veya buradan bu görsel kılavuzu kullanarak yapabilirsiniz. Bu güzel etki olarak. Highlight dediğimiz logonun üzerine düşen parlak bölgelerin ne kadar belirgin olacağı, yani kontrastı daha parlak, daha yoğun. Opacity de daha az mı gözükecek, daha çok mu gözükecek? Opacity mesela. Shadow mode dediğimiz opacity. Yani gölge kısımların opasisini kontrol ediyor. Highlightların opasisini kontrol ediyor bu da mesela. Dolayısıyla daha kontrast bir sonuç elde ettim şu anda. Bu bevel efekti. Bunu yaparken kontürü seçerseniz kontür efektiyle mesela şu anda bunun kenarını isterseniz buradan ekstra ilave şu metalik yansımalara ilave kontürler ilave edebilirsiniz. Şu an benim yaptığım gibi. Mesela bunu ilave ettim diyelim şu efekti. Buradan range ile de onun nereye kadar etki edeceğini görebiliyorsunuz. Mesela metalik efekti. Şu anda güzel duruyor. Ayarlı şu anda mesela. Okey dediğimizde bunu uygulamış olacağız. Artı biraz önce yaptığımız gibi mesela drop shadow efektini de uyguladığım zaman iki efekt üst üste şu anda bunu uygulanmış oldu. Şöyle biraz daha yakından bakarsak mesela %100'deki sonucu böyle metalik efekti. Tekrar çift tıkladığımızda buradaki depth kısmını kullanarak mesela bunun etkisini yine buradan kontrol edebilirsiniz veya şuradaki şu metalik efektlerin ışığın yönünü kontrol ederek farklı sonuçlar almamızı sağlayabiliriz. Şuradaki örneğin form olarak başka bir metalik yansıma formu istersem onu da kullanabilirim. Güzel, okey dedim, kapattım. Bu normal bizim Google logosunu uyguladığımız bevel ve drop shadow. Kapattım. Twitter'ın logosunu açtım. Bunda da aynı şekilde şu background'u biraz daha koyulaştıralım. Biraz daha koyu bir background elde edersek daha iyi göreceğiz şu an yapacağımız işlemi. Twitter logosunda da yine aynı şekilde FX tuşuna basıp Blending Option'u da açabilirsiniz. Direkt buradan bir efekt de seçebilirsiniz. Blending Option'u açtım. Buradan Outer Glow, yani dışarıya verdiği ışık efekt mesela şu anda. Renk olarak şu anda varsayılan bir yeşil renk veriyor bende. Daha önce kullandığım renk olduğu için. Ama isterseniz bunu siz renk kutucuğuna tıklayıp buradaki objenizin veya layer'ınızın üzerine tıkladığınızda otomatikman o rengi aktif hale getirecektir. Veya ben onu daha yoğun rengini aktif hale getirdim. Opacity'yi kullanarak logonun dışına verdiği bu ışık halesini mesela belirginliğini kontrol ediyorum. Ne kadar yoğunluğu olacak bu ışık halesinin. Mesela bu güzel dedik diyelim. Daha sonra aşağıdan noise kısmı ile istersek hafif böyle gren verebiliriz. Küçük böyle gren partikül görüntüsü verebiliriz. Element kısmında size'la bu ışık efektinin ne kadar bir alana yayılacağını kontrol ediyoruz. Az önceki shadow gibi aslında mantık olarak.
Size'ını istediğim gibi açıp kapatabilirim. Spread yoğunluğu, gölgenin aynen üzerine püskürtülmesi gibi. Burada da yine gölgenin iç dengesinin, mesela şu kenar kontürlerini böyle içeriye alarak kontürün nasıl olacağını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela aşağıdaki bu quality kısmını kullanarak. Bu bizim Outer Glow dediğimiz seçeneğimiz. Okey diyelim. Ve bunun güzel yanı şu. Mesela şu anda bu layer'da bir ışık efekti var. Şu anda bu layer'da bir ışık efekti var. Biz bu layer'ın üzerine gelip herhangi bir işlem uyguladığımızda, mesela örneğin buraya ben şu aynı renkten bir renk dolduracağız diyelim bu alana. Onun için tabii bunu önce bir rasterize layer yapmam lazım. Çünkü rasterize layer yapmadan olmayacaktır. Çünkü şu anda smart object olarak gözüküyordu şu ikondan dolayı. Bir önceki dersimde smart objenin ne olduğunu anlatmıştım, onu takip edebilirsiniz. Şimdi burada renk doldurduğum zaman, alt backspace'i renk doldurduğum zaman şu anda layer'da efekt olduğu için efektli layer'a da aynı şekilde yeni eklediğiniz her şeye de efekt uygulanmaya devam eder. Mesela brush, fırçayı aldım diyelim ben. Photoshop fırçalarından birini aldık diyelim. Brush tool'u aldım. Buradan da küçük bir fırça seçtik diyelim. Size küçük bir fırça denemek için. Mesela şu anda brush'la hareket ettiğim zaman şu an boyadığım brush da aynı şekilde aynı ışık efekti buna da uygulanıyor. Veya brush'a basıp buradan pencil kalemi aldım. Bunu geri alalım mesela. 4 piksellik bir pencil aldım şu anda. 4 piksellik pencil'la da mesela boyadığımda aynı ışık efektini buna da uyguladığını göreceksiniz. Tabii miktar az şu anda. Şöyle biraz daha belirginleştirelim. Mesela size'ı o kadar fazla olmasın. Opacity'si biraz daha böyle belirgin olsun. Şu size'ını biraz daha şöyle küçültüyorum ki şu küçük ince olan boyadığım yerlerde de gözüksün. Mesela şu anda boyadığım zaman direkt ışıklı bir şekilde boyar. Ya da silgiyi alıp sileceğim zaman ben bu efekti örneğin Razor Tool'u kullanıp örneğin sileceğim zaman aynı şekilde mesela ya da parça parça sildik diyelim. Işık şeyde kalmaya devam eder. Örneğin sildiğimiz parçaların üzerinde kalmaya devam eder mesela. Bu logo da dahil. Geri aldım. Yaptığım işlemleri, bu parçaları da geri alalım. Şu eklediğimiz parçayı da geri alalım. Aynı şekilde Outer Glow'la beraber tekrar FX tuşuna, bu layer için konuşuyorsak, tekrar FX tuşuna bastığımızda Color Overlay, Gradient Overlay, Pattern Overlay gibi yerine geçen 3 seçeneğimiz var. Ne demek bu? Mesela Color Overlay dediğimiz zaman objenin kendi mevcut rengini dikkate almadan üzerine hangi rengi verirsek o renk onun yeni rengi olarak kabul edilir. Mesela ben yeni rengin şöyle bir turuncu olmasını istiyorum diyelim. Rengim şu an turuncu. Alttaki mavi ışığım Color Overlay'in olduğu panelde Outer Glow kısmına gelip renk kutucuğuna bu turuncuya tıklarsam, yani renk olarak o şuradaki turuncu rengi seçersem, şu an alttakini görüyor çünkü. Örneğin şöyle bu daha açık turuncusunu verirsek bunun. Şöyle. Bu mesela şu anda bu rengi kullanır. Outer Glow'u kapatırsak. Color Overlay şu anda yerine geçen renk. Color Overlay'i kullanırken buradaki opacity kısmını düşürürsem alttaki renkle mix, yani blend edilir. Mesela alttaki mavi ile birlikte üst üste kullanabilirsiniz. Veya buradaki blending modları kullanarak buradan örneğin overlay diyerek onun üstüne birleştirerek iki rengin mix kullanımını sağlarsınız. Normal dedim ben buna tekrar. Opacity %100. Color Overlay kapattım. Gradient Overlay dediğimiz zaman bu sefer bir renk geçişi devreye giriyor. Yani yerine geçen rengin yerine bu sefer bu renk geçişi, gradient dediğimiz renk geçişi devreye giriyor. Gradient'e tıkladığımız zaman burada gradient listelerimiz var. Mesela turuncular dediğimizde örneğin buradaki renklerden birine tıkladığımda o renkler şu anda benim kullanacağım rengin yerine geçen renk haline geliyor. Burada da hazır presetlerin içindeki renkleri kullanabiliyoruz mesela bunu yaparken. Yine lineer geçiş, radyal geçiş, merkezden geçiş, size'la bunun mesela büyüklüğü, küçüklüğü, geçiş yumuşaklığını kontrol etmek için veya angle deyip açısal geçişler, reflect deyip metalik yansımalı geçişler gibi geçişler sağlayabiliyoruz. Bunlar geçiş stilleri, gradient geçiş stilleri. Lineer'de duruyor şu an bende mesela.
Bunu yaptıktan sonra Angle kullanarak yönünü kontrol edebiliriz. Geçiş yönünü, nereye doğru uygulanacağını rengin. Ya da renkleri değiştirmek istediğimizde gradient kutucuğuna tıklayıp, yani şuradaki açılır pencere değil de gradient kutucuğuna tıkladığınızda buradaki renklere tıklayarak istediğiniz renkleri manuel kendiniz ayarlayabilirsiniz. Örneğin tıkladığım rengim ben mavi olmasını istiyorum diyelim. Maviden buradaki kırmızıya yakın olan bu renge geçiş yapar mesela şöyle. Örneğin şu geçişi yapar. Ya da ara renklere tıkladığınızda bu ara renklere de siz mesela örneğin araya sarı, şu araya örneğin beyaz gibi ara renkler eklediğinizde bu sefer bu ara renkleri de siz yine aynı şekilde yerine geçirebilirsiniz. Şu an yaptığınız layer veya yazı neyse efektiniz. Cancel dedim. Bu renk kalsın. Ve okey dedim. Tekrar blending option'a tekrar geri geliyorum. Gradient overlay, color overlay ve bunlara ilave olarak pattern overlay dediğimizde bunda da yerine geçen bir desen devreye giriyor. Mesela ne demek? Şu anda yazınızın veya logonuzun içine bir texture, işte atıyorum bir gün batımı, deniz görüntüsü, kum, taş gibi böyle bir desen vermek istiyorsunuz diyelim. O zaman buradaki patternleri kullanabilirsiniz. Mesela şu an skalayı küçülterek bunun içini bu içindeki standart paternlerden biriyle kapladım. Şimdi buna tıkladığımda örneğin suya tıkladığımda buradaki su tekstürleri mesela su yüzeyi desenleri ya da çim dokuları dediğimde zaman örneğin buradaki hazır çim dokuları ağaçlara tıkladığım zaman farklı farklı örneğin desenleri elde edebilirsiniz. Mesela çime tıkladığımda skalasını açtığımda şu anda bunun içini ben çim deseniyle doldurabilirim. Ve buradan skalasını ve açısını kontrol edebilirim. Yani desenin uygulanma açısını kontrol edebilirim. Tabii burada şu devreye giriyor soru olarak. Bunun içine ben kendi istediğim deseni nasıl buraya ilave edebilirim? Çünkü burada varsayılan desenler var. Yani ben kendim desen eklemek istersem nasıl yaparım? O zaman da şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Önce bir desen açmamız gerekiyor. Yani bilgisayarınızda bulunan herhangi bir deseni açmanız gerekiyor. Mesela ben kendi bilgisayarımda olan herhangi bir deseni veya dokuyu örneğin şunu açtım diyelim. Bu desen değil aslında ama fark etmez. Sonuçta bir imaj resim olarak kullanacağım. Bu bir doku da olabilir. İmaj edit define pattern dediğinizde edit define pattern dediğinizde bunu dokunuzun kendi ismiyle kaydeder ama isterseniz kendiniz isim verebilirsiniz. Okey dedim. Bu bir olsun. İkincisi ben yine derslerden başka bir şey bulayım. Daha böyle doku olabilecek bir şey bulalım. Mesela burada ders görsellerinin içinde pattern olabilecek, desen olabilecek bir doku arıyorum. Ha mesela şuradaki şu taş dokusuna benzeyen bir doku var. Bunu kullanabilirim. Bunu aldım. Yine aynı şekilde. Edit Define Pattern diyorum. Define Pattern. Okey dedim. İki tane doku kaydettim şu anda. Mevcut patternimizin olduğu layer'ın Pattern Overlay kısmına çift tıkladığımda şu anda buradaki pattern kısmına şu bizim ilave ettiğimiz örneğin şu taş dokusu dediğimiz dokuyla şunun örneğin skalasını ayarlarsam bunun içine ben kendi istediğim dokuyu bu şekilde uygulayabildiğimi göreceksiniz. Mesela. Ya da diğer doku hangisiydi? Şu mesela yeni gelen doku. Aşağıya geliyor ilave olan doku. Ona tıkladığımda mesela şu anda diğer doku bunun içine uygulandı. Tabii şu an doku çok büyük olduğu için bir de açısını değiştirdik. Açıyı sıfırlayalım tekrar görebilmek adına. Mesela bunu sıfır diyelim açısına. Şu anda ölçeğini de biraz küçültelim. Mesela şu an dikkat ederseniz şu anda içine aynı paterni veya istediğiniz bir dokuyu bu şekilde oturtabilirsiniz. Bu pattern overlay. Okey dediğimizde şu anda bu logomuzun içine pattern overlay de uygulandı. Tekrar bevel blending option'a geldiğimde inner shadow'u da açtığımda mesela inner shadow içeriye de şu kenar gölgesi uygulandı. İlave olarak color overlay'i de açıp mesela bunu soft light kullanıp
daha düşük dozlu kullanarak böyle mix kullanım da yapabilirsiniz. Mesela hem color overlay açık, hem inertia dove açık, hem pattern overlay açık mesela şu anda iç içe. Pattern overlay'de de ben gidip örneğin buna bir çim dokusu verirsem aynı şeyi yine bu şekilde uygulayabilirim. Okey dedim. Şu anda bu üzerinde bütün efektler şu an uygulanmış durumda. Şöyle yani hepsi değil de birçok efekti uyguladım şu an üzerine. Kapattım. Tekrar aşağı indim. Diğer logoyu açtım örneğin. Şu Netflix logosunu açtık diyelim. Bunda da yine aynı şekilde FX Bevel Emboss dedik mesela diyelim. Yine bu metal efektini verdik diyelim. Mesela bu güzel bir metal efekti oldu. Size'ını biraz daha düşürebiliriz mesela. Şu çok abartı olmasın şöyle. Bunu yaptıktan sonra bunun üzerine satin dediğimiz bir efekt daha var. Bunu uyguladığımızda bu da mesela şu şekilde çalışıyor. Bu çok güzel bir etkisi var. Şu efektin biraz belirginliğini arttırıyorum. Distance'ını kullanarak bakın. Mesela şu şekilde çalışan bir texture veriyor üzerine ve yazının tarzını ciddi anlamda değiştiriyor ya da layer'ın tarzını. Buradan size'ını kontrol ederek daha ince, daha belirgin veya daha efekti genişletip daraltabiliyoruz. Veya şuradaki kontur stilini değiştirerek mesela farklı kontur stilleriyle uygulayabilirsiniz. Mesela bu çok güzel efekti olan bir form. Etkisini ben seviyorum. Güzel bir etki. Tekrar şöyle yaklaşırsak mesela şu anda gayet temiz gözüküyor. Şu kırıklıklar bizim şu anda ona tam istediğimiz kadar yaklaşamadığımız için öyle gözüküyor. Normalde mesela %100 yaklaştığınızda bakın gayet temiz gözüken bir logo formu var. Bunu uyguladık. Artı Outer Glow deyip mesela dış ışık rengini de yine aynı şekilde kendi kırmızısından verirsek mesela şöyle size biraz daha mesela şöyle soft geniş tutarak örneğin bu şekilde arkasına ışık veren böyle bir efekt olarak da kullanabiliyorsunuz. Bunun terse çalışanı da var. Yani Outer Glow verebildiğimiz gibi Inner Glow da verebiliyoruz. Yani kendi içine doğru da bunun aynısını yapabiliyoruz. Yine renk kendi kırmızısı olsun, daha açığı olsun hatta şöyle. Bunda da yine size açarak mesela kendi iç ışığını da glow olarak açabiliyorsunuz. Mesela şu an daha uyumlu oldu diğeriyle beraber. Şuradan da opacity'sini kontrol ederek iç ışık miktarını kontrol edebilirsiniz. Mesela şunu kapatayım. Şöyle daha belirgin. Bakın Inner Glow'u kapatıyorum. Inner Glow'u açıyorum. Outer Glove'u da açtım. Outer Glove'un opacity'sini biraz daha düşürdüm. Mesela şu an daha güzel. Şu daha iyi duruyor. Drop Shadow gölgesini de açarsanız arkasına da çok ince bir gölge atar. Drop Shadow efektinin de size'ını birazcık daha zorladığınızda sanki arkadan belli bir miktarda mesafe varmış gibi. Şu an çok güzel bir stil oldu bu. Bu stili beğendiyseniz bunu kendiniz bir daha yapmamak için kaydedebilirsiniz. Başka projede kullanabilirsiniz. Arkadaşınıza mail atabilirsiniz. New Steel deyip bu yaptığınız stili mesela buna ben cam ya da metal yazı ayarı diye kaydettik mesela diyelim. Blending optionları, layer efektleri hepsini kütüphanesine kaydetsin. Okey dedim. Şu anda bunu okey dediğimiz zaman kaydetti. Yani bunu nasıl kullanacağım? Şöyle uzaklaştım. Netflix yazısını kapattım diyelim mesela. Ben kendim text kullanarak buraya bir yazı yazdım diyelim. Mesela logo metal veya cam yazdık diyelim. Örneğin bunun size'ını yani yazımızın size'ını biraz büyütelim. Şöyle yazı daha büyükçe bir oradaki gibi geniş ve büyük olsun. Font olarak da böyle kalın bir font kullanırsak en azından etkisini daha iyi görürüz. Mesela semi bold diyor. Bold'u var mı? Daha bold'u da varmış. Bu daha iyi mesela diyelim. Ve yazımızın da rengi mesela ne renk olsun? Şeyi kullanalım yine. FX Gradient Overlay diyelim mesela. Buna bir renk verebiliriz istersek. Örneğin metal rengi vereceğiz diyelim. Şu kırmızılardan mesela tıkladık. Örneğin böyle sert kırmızı bir şey yok. Ben kendim yapayım. Çok kırmızı istediğim kırmızı değilmiş. Mesela şöyle bir kırmızıyla örneğin daha koyu dark bir kırmızıyı mesela karıştıralım şöyle.
Ve bu okey, bu güzel. Bunu da mesela size'ını biraz daha şöyle yapıp açısını da böyle yukarıdan aşağı inecek şekilde yaptık diye. Yani yukarıdan aşağıya doğru insin. Buna da güzel, bu da güzel oldu. Diğer burada gördüğümüz efektleri tutup bunun üstüne atabiliyoruz. Kopyalayıp yapıştırabiliyoruz. Mesela buradaki layer'ın üzerine sağ tuşa bastığınız zaman copy layer still deyip bunun efektlerini kopyalayıp, örneğin şu an bu Netflix'e uyguladığım logonun ayarlarını kopyalayıp efektlerini. Burada ben neye? Örneğin şu logo metale diyelim. Üzerine sağ tuşa basıp past layer still dersem otomatikman bütün ayarları, renk de dahil olmak üzere ona yaptığım bütün ayarları buna da aplike edecektir mesela şu anda. Burada sadece yazınızın daha kalın olması veya daha ince olması bu efektlerin buna uygulanması açısından mesela şöyle yaklaştığımızda bu örneğin %100'de böyle duruyor. Demek birazcık ya yazıyı büyütmem lazım. Örneğin daha bold, ekstra bold'u var mı bunun? Bold iteliği var. Daha bold bir font kullansaydım daha iyi duracaktı. Mesela şu sanki daha kalın bir fonta benziyor. Bakalım bunun bold'u var mı? Mesela bu daha güzel. Şu anda metal efekti yine gayet düzgün. Az önceki deformasyonlar olmadan uygulanıyor. Veya yazıyı büyütebiliriz aynı şekilde. Böyle yapabiliriz. Kopyalamayı. İkincisi şunu yapabiliriz. Aynı şekilde. Sadece istediğimiz efekti de sürükleyip üzerine atabilirsiniz. Mesela inner shadow'u tutup bunun içine atarsanız sadece inner shadow efekti gelir. Inner glow attım, pardon, özür diliyorum. Satin efektini atacağım deyip sadece satin efektini bu şekilde atabilirsiniz. Drop shadow deyip sadece drop shadow atabilirsiniz. Mesela Older Glow'u pardon ya da Drop Shadow'u attığınızda otomatikman Drop Shadow'u attı. Mesela Bevel Emboss'u atmadım. Sadece sürükleyerek. Ve bundakiler gitti tabii doğal olarak. Sürükleyerek attığımız için. Fakat siz yazıyı siz efektleri alta basılı tutarak sürükleyip bırakırsanız o zaman bir kopyasını bunun üzerine atar. Mesela sadece bu. Sadece inner glow. Diğeri de bozulmaz bu arada. Sadece satin efekti. Alta basılı tutarak sürükleyip atıyorum şu anda. O zaman otomatikman efektlerle birlikte kopyalanarak geliyor. Yani tek tek yapıyorum. Alta basılı tutarak. Bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela Google'ın logosunu açtım. Bu örneğin şurada aşağıda duruyordu diyelim. Nerede? Bu logoyu örneğin şuraya bir yere aldık diyelim. Bu şunu da kapatalım. Şunu açalım. Bu burada dursun. Şu aşağıda dursun örneğin şöyle. Şunu da kapatalım. Logo metal olan yazıyı da kapatalım. Şunu yani. Buradaki bu yazı efektini yine aynı şekilde üzerine sağ tuşa basıp Clear Layer Still dediğinizde bütün layer efektlerinden kurtarabilirsiniz. Örneğin ben şimdi şuna üzerine sağ tuşa bastım. Clear Layer Still deyip bunu temizledim. Şu an boş. Buradaki üzerine sağ tuşa bastığım zaman copy layer still deyip bunun tekrar layerlarını kopyaladım. Zaten duruyordu, kopyalıydı. Bunun üzerine sağ tuşa basıp past layer still dediğimizde otomatikman bütün o metal efektlerinin hepsi, buna uygulananların hepsi buna da otomatikman uygulanacaktır. Bu bizim layer still kullanımımız. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.